Merhaba arkadaşlar, yeni bir Assassin's Creed Valhalla bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Jorvik Shire'ı keşfetmeye. Vallahi Barış, evet. Kesinlikle Origins'teki arena savaşları çok iyiydi ya. Origins'in galiba işin komik yanı, Origins'i en güzel yapan neydi biliyor musun? Yani combat bakımından şu anlamda çok öndeydi ötekilerine göre. Odyssey ile bence Valhalla'ya göre. Abi Origins'te bayağı insandı insan. Yani özel güçleri, özel büyüleri, manyak şeyler yoktu. Senin düzgün bir şekilde gerçekten kapışman gerekiyordu genel olarak. O yüzden arenada hakikaten düzgün perileyerek, dodge'layarak falan uğraşıyordun. Ki bayağı da bence güzel oluyordu, yani eğlenceliydi savaşları. Ama bu şeyde öyle değil. Aynı şekilde Odyssey'de arena koydular. Girit adasına mı koymuşlardı? Öyle bir şeydi galiba, hatırlamıyorum tam detayını. Abi yani özelliklerle 2 saniye içinde neredeyse, yani 2 saniye tam biraz abartı ama 20-30 saniye içinde tüm bossları falan öldürüyorduk. Hiç anlamı yoktu. Hiç taktik maktik yoktu, anladın mı? Gerçekten bam 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 yani. Ve kötüydü. Aynı şekilde bunda da bunun şeyleri yine daha iyi. Kombatı Odyssey'ninkinden daha iyi ama Origins kadar da şey değil. Nasıl desem? Gerçekçi. Dediğim gibi, çünkü Origins hakikaten insansın ya. Asıl fark o galiba yani. Öyle özel güçlerin falan yok ya. Sınırlayıcı yani. Ha, yalan yok tabi, insanlar özel güç seviyor, anladın mı? Böyle bir manyak hareketler yapacaksın, paramparça edeceksin, uçacaksın havaya bilmem ne falan. Millet de bunu seviyor görmeyi yani. Onun da olayı var. Etkisi var daha doğrusu. O yüzden bilemiyorum gerçekten. Kalede adam yok değil mi bu arada? Umarım rahat rahat lootlayabilirim sadece, hızlıca. Güzel. Bizim adamlar var bir tek. Bir dakika, Assassin's Creed oyunu acaba nere olacak? Eğer bir dahaki Assassin's Creed oyunu Asya'da geçerse, yani öyle özellikle uzak doğu, böyle Japonya, Çin falan diye düşünüyorum. O zaman kombatı o zaman iyi oturtmaları lazım. Çünkü geçen sene Ghost of Tsushima gibi bir oyun çıktı ve gösterdi ki yani insanlara, wow, çok güzel bir oyun yapabiliyorsun sen. Samuray oyunu yapabiliyorsun yani gerçekten. Ghost of Tsushima'nın bu arada kapışması gerçekten inanılmaz iyiydi. Çok zevkliydi. 4-4'lük kapışmalardan biriydi. Yani ben çok az o oyunda aldığım kapışma zevkini alabildim yani. Çok çok az. Şimdi böyle şeyler varken Assassin's Creed geri kalmamalı. O yüzden iyi bir şeyler yapmalı kesinlikle. Valhalla 2020'de çıktı. Acaba 2021'de Assassin's Creed oyun çıkartır mı ya? Ubisoft. Sanmıyorum, biliyor musun? Özellikle bu korona morona şimdi her şeyi biraz uzattı, bir de zaten ekstra. Herhalde 2021'de çıkarsa yeni bir Assassin's Creed oyunu diye düşünüyorum. Ki zaten her sene çıkmasın abi. Gerekirse 3 senede bir çıksın. Adam akıllı oyun yapsınlar ama. Yani böyle çok da... Çünkü adamların potansiyeli var. Baktığında şey de var adamlarda, ne denir ona? Hani bu işi başarabilecek insanlar, insan gücü var, anladın mı? Yeterince mühendisleri var, çalışan insanlar var, büyük firma, para kazanıyorlar iyi. Bir ara Ubisoft falan batıyordu da artık öyle bir durum değil yani. O yüzden bilmiyorum. Gerçi Legion'da da biraz zarar gördüler. Hatta biraz değil, bayağı gördüler ama. Okey, burayı topladık. Ben önce herhangi bir yere gitmeden önce şu aşağıdaki kısım diyorum yani. Şey yapmak istiyorum ya. Üst kısmı halletmek istiyorum full. Kuzeyinim. Assassin's Creed China muhabbetini ben de duydum. Kusura bakma kardeşim, uyuyordum, kafana bastım. Assassin's Creed China muhabbetini ben de duydum. Dediğim gibi abi, Çin yapılır. Yapılır yapılmasına. Bir dakika. Oo, ben şöyle uzun bir kayış yapmak istiyorum. Noob Sejo TR hoş geldin. Takibi başladığın için teşekkürler. Hani Assassin's Creed China dediğim gibi güzel olur ama kombatını çok iyi oturtmaları lazım. Manyak bir dövüş mekaniği lazım yani. Çünkü piyasaya iyi oyunlar çıktı yani. Animasyon tarzı. Ha. Animasyon tarzı evet vardı Çin ama şöyle bir şey var. O animasyon tarzını hatta ben bitirmiştim PlayStation 4'te de. Yapabilirler yine Çin. Hindistan da aynı şekilde vardı. Neden yapabilirler diyorum. Daha keşfedilmemiş hangi mitolojiler var? Bak şimdi İskandinav mitolojisi yapıldı değil mi? Şey mitolojisi yapıldı. Mısır mitolojisi yapıldı. Yunan mitolojisi yapıldı. Hangi mitolojiler kaldı? Olabilir canım Nopsacığım. Küçük adımlarla başlanır biliyorsun. Hangi mitolojiler kaldı? Uzak Doğu'da Japonya'nın mitolojisi var. Çin mitolojisi var. Hindistan'ın var mesela. Türk mitolojisi var. Bilmiyorum Türk mitolojisini hiç yaparlar mı? Sanmıyorum şahsen. Belki yapılır bilmiyorum. Ama pek düşünmüyorum yani. Yani öyle bir şey planlarında varsa da sıralarda çok yüksekte değildir. Çünkü biraz da marketle alakalı. Bir de dediğim gibi bu son 3 oyunu genel olarak mitolojiden gittiği için en ünlü 3 mitolojiyi yaptılar. Bundan sonra büyük ihtimalle Uzak Doğu'ya giderler diye düşünüyorum. Ya da acaba tarihi yine çok daha ileri çekip ne bileyim Syndicate dönemlerine falan filan gelebilirler mi? Vallahi 20 sene yaparlar. 20 sene sonra Ubisoft hatta veya Assassin's Creed serisi olursa yine iyi. Ubisoft TR ne yapsın ki? Ubisoft TR ne yapıyor ki bu arada? Ben onu da merak ediyorum. Ubisoft'un Türkiye'deki şubesi Ubisoft TR ne yapıyor? Yani Türkiye'deki oyunun marketingiyle ilgileniyorlar baktığında değil mi? Başka bir şey yaptıkları yok yani yoksa. Oyunun merchandising'in falan satışını sağlıyorlar belki. O yani. Oyun satıyor hakikaten o yani. Yoksa hani spesifik mesela çünkü dil falan da gelmiyor. Türkçe dili gelmiyor. Türkçe dil desteği yani. Atımız yoruldu. O kadar mesafe gittik ya. Bu arada Ubisoft Türk dil desteği getirdiği an çok daha fazla oyun satmaya başlar diye düşünüyorum Türkiye'de. Tek kötü yanı millet çok korsan indiriyor aslında oyunları ya Türkiye'de haliyle yani oyunlar pahalı olduğu için. O yüzden hiç mi hesaplamadılar acaba? İlla ki hesaplamış olmaları lazım abi. Hani biz kâra geçer miyiz geçmez miyiz diye. Burada item mı var sence değil misin? İlginç. Mesela acaba tüm oyunu Türkçe'ye çevirmek, onun lisansını almak bilmem ne falan hiç değmiyor mu acaba ya? Ya ama Can şöyle bir şey var. Gerçekten oyun firmaları bence çok suçlu değil ya. Yani. Adamlar ne yapsın yani anladın mı? Lagertha mı? Aa Lagertha. İlginç. Lagertha'nın baltasını aldık. Beklemedim. Nasıl bir şeymiş? Hem de direkt. Flawless Dane X. Critical Damage. Yani özelliği pek iyi değil ama tipi fena değil. Ya bir dediğim gibi şu an silah geliştirecek titanyum yok artık elde yani. Kıyafetlere anca yetişiyoruz. Güzelmiş burası ama. Bir tane daha varmış, kaçırıyorduk az kalsın. Az kalsın kaçırıyorduk. Şunun tepesine var, şu kulenin. Zaten adam akıllı çalışan iki şubesi galiba o. Barış. Prince of Persia'yı galiba Hindistan'da bir tane şubeye verdiler. Küçük bir şube. Ve remake güzel gözükmüyordu. Gerçi tamam, güzel gözükmediği için ve millet de gördü yani abi ne yaptınız falan diye. Millet deyince şey oldu. Nerede ya? Burada bir yerde değil mi? Alo. Göremiyorum. Bunun altında bir yerde. Millet baktı memnun kalmadı, şey yaptılar hemen. Ertelediler. Mentor Clock'u geliştiririm ya. Ne zaman geliştiririm biliyor musun Mentor Clock'u? Biraz sonra şu aşağı ışınlanmamız gerekecek ya, ta buraya. Buraya raid yapmak için. Oraya ışınlanmadan bir base'e gideriz. Ama önce hazır buraya kadar gelmişken hapşuracağım. Yani önce hazır bu kadar gelmişken şey yapalım diyorum. Allah, nereye gittin oğlum, manyak mısın lan? Hazır bu kadar gelmişken gitmek istiyorum ya buralara. Son seviyesi sarı, mavi bir alt, kırmızı onun bir altı, düz gri şey, en düz hali. Can. Sarı legendary oluyor artık. Mavi rare, klasik. Şey mi diyorsun? Yeni Valhalla bölümü mü? Yarın 12'de çıkıyor. Dünden kalma 2 bölüm var ama biz günde 3 bölüm çıkartıyoruz maksimum. Çünkü diğer türlü diğer bölümlerin bildirisi de gitmiyor abonelere. Yarın 12'ye ayarladık ama. 12 ve 1. Ve 2'de de çıkar. Çünkü bugün de şimdi bölüm çekiyoruz. Önümüzdeki birkaç güne bölüm hazır yani Valhalla'da. Oğlum geçsene. Ha gayret. Ne oluyor? Oo. Burada bir boss fight varmış. Şeyin adamlarından biri, ben normal değilim falan filan diyor ya, adamın aklı gitmiş. Troller benden koruyor. I'm mindfuck diyor lan, adamın aklı gitmiş hakikaten. Aa, zamanında bir şeydim diyor. Neydi onun ismi? Dren girdim artık bir Draugr oldum diyor. Draugr biliyorsunuz yani, onların mitolojisinde bu şeyler var ya. Ölü savaşçılar. Hadrian's Wall Note. Okay. Big Saxon değil, fark etmez. Çünkü hepimiz şeye karşıyız diyor burada. Kışın soğuğuna karşı. Bu oyunun bitmesine daha... Vallahi plat yapmaya daha rahat 20 saat falan var galiba. Rahat. Bebişko 9. Mentor setinden bir parça daha buldum Red Star bu arada, evet. Üf. Kuzeye gel, kuzeye. Garibim kafayı yemiş ya. Ben üzüldüm bu şeye. Drengira. Neyse kapışalım. Aklı gitmiş adam. Nisan'da da DLC gelecek, doğru bu arada. Ses mi kesildi? 20 saat daha falan rahat gelir. Bu savaşan senin mi? Kayıp bir Dranger'ın sonucu bu diyor, arkasına bıraktım. Ben buyum artık. Kötüyüm diyor. Temiz havayı çekmeye hak etmiyorum bile ben. Bu adamlar masum muydu? Çünkü normalde Dranger'lar onurla öldürdü. Çoğu masumdu mu? Bu adam kafayı yemiş ya. Aklını yitirmiş yani, yapacak bir şey yok, delirmiş. Ragnar Lothbrok her zaman beni böyle kontrolde tutuyor diyor. Ragnar olmadan sınırını kaybetmiş adam, çıldırmış. Kendimi korkutuyorum. Hiç düzgün bir şeyim kalmadı diyor artık ya. Eski oldum, Dranger'ı kaybettim. Buna bir son verir misin lütfen diyor, benim için. Sen büyük bir acıyla yaşıyorsun diyor. Okey. Evet, acım biliyorsun. Ve sen beni bitirebilecek bir hani güçte gözüküyorsun diyor. Okey. Kapışalım. Coupe de Grace yapalım biraz adama. Seninle kavaşacağım kayıp Draugr. Adama şey yapmak istiyorum ya, L1. Öf. Adam aşağı attık lan. Oğlum adamdan hasar yemedik ama bir tekmeyi attım, bir kendime çektim, bir kafasına zıpladım. Neye uğradığını şaşırdı adam ya. Garibim. Okay. Ragnar öldüğünden beri yaptım tek iyi şey bu ölümüm olsun bari diyor. Hı. Lan dur gitme. Heh. Adam ama yazık yani, Ragnar gidince iyice çileden çıkmış. Sınırını bilememiş. Güzel bir mastery point daha. Bu arada demin şuraları bir açalım istiyorum. Ha bir dakika, burada da bir şeyler varmış. Dur. Şuraları açmak istiyorum. Güzel gözüksün diye. Demin chat'e bir arkadaş geldi. Sizce o arkadaşın amacı neydi chat? Şey dedi ya. 2 saattir yayında sadece 4 izleyici var bilmem ne falan. Bence öyle insanlar. Abi diyorum sadece bilerek böyle ne bileyim şeylere de falan geziyorlar. Buradan girebilir miyiz? Giremiyoruz ha. Ne bileyim mesela az izlenen yayıncılara gidiyorlar ve amaçlarından ben destek olmaktan ziyade sadece şey olduğunu düşünüyorum şahsen. Hani moral bozmaya falan çalışmak. Bilmiyorum, siz de öyle hissediyor musunuz? Çünkü bu birkaç kez yaşandı bana böyle. Ve hani bu kişiler genelde şey falan da olmuyor böyle. Hani desteklemeye pek gelmiyorlar, anladın mı? Böyle bir şey deyip çıkıyorlar. Hatta bazen follow'dan bile çıkıyorlar. Çok garip değil mi abi? İnsan neden böyle şeylerle uğraşıyor? Bana bazen hakikaten garip geliyor. Düşünüyorum yani çünkü. Acaba hani şey falan mı diye düşünüyorum. Acaba kendisi de yayın açmak istiyor veyahut yayıncılığı denette olmadı da o yüzden başka dinleyenlerin falan da moralini mi bozayım bilmem ne falan, hani garip kafalar. Gerçekten idrak da edemiyorum yani, çünkü hiçbir katkısı yok, anladın mı? Hiçbir katkısı yok yani. Hani iyi bir niyet de göremiyorum, anladın mı bunda? Yani yanılıyorsam siz söyleyin yani, hani benim göremedim, kaçırdığım bir şey varsa falan da. O yüzden zaten size paylaşıyorum bunu şu an. Soruyorum. Garip ama yani. Çünkü adam sadece onun için geldi, o cümleyi yazdı ve sonra gitti yani. Bu kadar yani. İlginç. Buralar nerelermiş ya? Genel olarak da boş işin garipini ha buralar. Northumbria. Sonra şuraya kadar gideriz böyle bir. Atımız yoruldu. Evet, kesinlikle harita yapısı Norveç'i andırıyor yani. Tam yine burası, burada Norveç'e göre daha çok yeşillik var. Ama anımsatıyor kesinlikle. Şeyin saldırısına mı uğradım ben random? Kurtların. Haritada buraları da açtığımıza göre şurada biraz ilerleyelim, sonra şu ikisine gideriz. Norveç'in level 280 de değil mi? Önce o zaman Winchester'a gideriz ama ondan önce hele şu bölge bitsin. Öncelikle keyfimi geliştireceğim. Tungsten'le. Ondan sonra şey yaparız. Jorvik Shire'ı falan bitiririz. Sonra Leyla'ya gideriz. Şimdi aklımdaki plan o yani. Winchester 340 level değildi ya. Winchester 250 level. Hamptonshire 340 level. Ha gerçi Gloucestershire daha düşükmüş Winchester'dan, o yüzden her türlü burayı daha önce yaparız. Peki ya şey ne kadardı? 250 mi level'da? Valka'nın görevi. Yazmıyor burada ama galiba 250 level falandı böyle. Ya burası galiba full açıldı değil mi haritada? Yani full açıldı sayılır. Biraz daha ilerleyelim. Neyse kendimiz gidelim. Kendimiz sürelim atımızı. Dedim bir follow road deneyelim ama yok, burada yapamadım. Buralar tamamen terk edilmiş ya. Hiç insan yok. Bizim demin öldürdüğümüz manyak vardı yani. Duruyordur ya büyük ihtimalle kral. Yani ben öyle düşünüyorum. Neyse. Çok iyi. Burayı topladık. Burada sadece zaten şuradaki 3 yer kaldı. Yani haritanın işin kötü ne? Bu kısmını manuel açmak zorundayız. Çünkü şey yok. Neyse yaparız. Ama öncelikle ben bir kasabaya gideyim. Winchester görevi var. Bir geliştirelim. Ondan sonra raid'e gideriz bir de. Buraya yaz gelince güzel olmuş. Bunu geliştirelim. Üf, çok güzel oldu be. Çok iyi. Leyla henüz geri dönmeyeceğiz. Hele bir bitsin. Jorvik Shire. Üstümüz çok iyi oldu bu arada. Hele bir şey olsun. Bir dakika ben yanlış yere mi gittim? Lan. Yanlı. Önce bir Jorvik Shire bitirelim ondan sonra Leyla'ya döneceğim evet. You should get that. Honestly. Yes, great purchase. Tamam. Ya şunda bile direkt 200 full yapamıyorsun. Perfection. And I mean that. Increase evasion. As a friend, I think you should buy this. Evet, burada bir sevgilimiz daha var. Aslında biraz onunla vakit geçirebiliriz. Neden olmasın? Özledim. Hazır gelmişken bir selam verebiliriz yani. Good day, Eivor. Eivor, darling, how nice to see you. Evet, biraz vakit geçirelim. Petra'yla. Yani stres atmamız lazım. Kuzeyde o kadar üşüdük, o kadar savaştık falan. Dinlenmek gerekiyor arkadaşlar. Come over here. Bazım da orada bekliyor. İşi komik yani bizim yatak da direkt ortaya bakıyor ya. Hani hiç şey yok. Fark ettiyseniz. The Wolfka, so glad to see you. Baksana hiç şey yok. Herkesin ulu orta yapıyoruz yani ne yapıyorsak işin garip yanı. Bir dakika. Mesajlar geliyor. Tamam. Şunları yapmamız lazım bir ara. Aa dur kasabaya gelmişken hazır bir şeyler geliştirelim değil mi? Bir de kestireyim ya. Bir de bir tek başıma uyuyayım. Bayağıdır uyumadık da galiba. Onu da yapalım bir. Cape'imi ben bu arada çok beğendim, bu mentor seti çok güzele benziyor. Bir de setin tamamını yapsak güzel olacak gibi. İşin saçma yanı seti 5'te 5 yapana kadar seti giymeyeceğim. Neden diye soracak olursanız 4/5'te giydiğimde sadece bir set özelliği alıyorum. Zırhın yani şöyle tipi son seviye oldu, bir de daha şimdi upgrade yapacağız. O da tamamı değil, şu son seviye oldu. Şunu mythical yaptık. Dur rune koyalım bari. Stealth damage'ı geç de. Stealth damage boş. Range resistance koyabiliriz. Range hasarını da geç. Assassination damage falan istemiyorum. Oo. Bayağı bir range hasarını düşürebiliyoruz aslında ama bu daha iyi. İki tane light resistance iyice arttırdı. Evasion mı alsam? Oo, genel olarak oha, Great Rune of Protection varmış. Bu daha da iyi. Bir dakika, bunu Great alalım. Buna da şey alalım. Shield Rune alalım. Çok iyi. Bir de bunu upgrade diyelim. Upgradeleyebildiğimiz kadar. Yeter mi sizce? Yetti. Güzel. Çok iyi. Güzel gözüküyor. Beğendim. Haytham'a iyi davrandığın için teşekkürler diyor. Hoş geldiniz diyor yaz. Güzel. Burası da ne kadar garip bir yermiş. Baksana şurada. Uzun kalmış. Beyaz set ha, şu şey setin diyorsun sen. Bir dakika. Feast yapalım, bonus alalım. Dur. Feast'i yapmadan önce aslında geliştirelim bazı yerleri. 85. Oraları bir kez geliştirmişiz. Onu geliştirdik 90. Onu boş ver. 85 şey yapalım. Hey, selamünaleyküm çocuklar. Aynen ya, geliştireceğiz kasabı da ondan sonra şey yaparız. Ha, burayı daha kurmadık mı biz? Kurmamışız. Assassination hasarı veriyordum. Meh. Her yeri raidlemek lazımmış ama değil mi? O zaman yeşil olan yerleri yapalım. Zaten başka bir şey yapamıyoruz yani. Bu ranged veriyor. Bu ne veriyor? Armor. Bunu yapalım. Daha da tank olalım. Hasar yemeyelim. Maksimum level 3 falan mı ya? Yoksa devam ediyor mu sonsuza kadar? Acaba. O zaman bir festivali başlatalım. Şuna bak. 3 armor alacağız. O kadar assassination hasarı alacağız. Melee damage alacağız. 50 can alacağız. Bir de 3 range hasarı alacağız. Çok iyi. Ve sadece 65 oldu. Bayağı da uzun sürüyor bu arada baktığında, biliyor musun? Bayağı uzun sürüyor hatta. Şu animasyonu keşke geçebilsek ama. Aa, skip varmış. Yapabiliyor muyuz hakikaten skip? Ha bir dakika, ben bunu görmemiştim ama galiba. Bazı animasyonlar farklıymış. Tamam, bu animasyonlar farklı, bilmiyordum bunu. Yemeğin nimetini fırlatıyorsunuz öyle ya. Yazıktır, günahtır. Okey. Buff'ımız da olduğuna göre artık şurayı bitirmeye gidiyor. Bu ne lan? Ben burayı nasıl... Burası neden açık? Geri kalanı şey değil. Açık değil. Nasıl olabiliyor bu? Çok garip. Baya saçma. Gerçi aslında bu küçükleri işaretlemek daha iyi dedik her zaman. Hop. Abi nasıl currently not available ya? Sen ciddi misin? Oyunda galiba bir bug var şu an. Daha önce de demin de çağıramamıştım. Şimdi de çağıramıyorum. Niye? Hı, şimdi çağırdık, okey. Güzel. Raid değilim o zaman burayı. Vallahi güzel olur biliyor musun Barış? Ben ama bazen öyle bakıyorum. Tam Venedik'e falan gitmiştim. Gerçi de çok bir şey hatırlamıyorum işin kötü yanı yani. Çok önce oldu çünkü. Hani hakikaten oyundaki yerleri görüyorsun işin güzel yani. Bazı yerler birebir yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Mesela ben hatırlıyorum. Notre Dame'ı birebir yaptılar mesela Paris'teki. Abi şey oldu. Notre Dame yandı ya. Ubisoft modellemelerine sahipti, tamam mı, Notre Dame'ın? Çünkü her santimini birebir yaptılar. Bu olay işte, bu yangın olduğunda Ubisoft hükümete verdi mesela kendi şeylerini tekrar renove edebilsinler diye. O kadar birebir yapmışlardı mesela. Bazı şeyler hakikaten o bakımdan güzel yapıyor yani bu oyun. Hakkını yememek lazım. Ne yapıyorsun? Burada ne var? Ha, güzel. Titanium iyi. İşin komik yanı Barış, Assassin's Creed'de bayağı fazla bölge gördük. Yani o kadar çok oyun var ki hangi birine yetişeceksin? Öyle bir sıkıntı var. Oha, adama gülle attık lan. Abi benim amacım bunu vurmakta. Allah. Aa, ben bu adamı atabiliyor muyum? Bir dakika. Oha, adamı attım lan. Bu koca ayıyı atabildim. Girebilir miyiz direkt buraya? Gelin açalım burayı. Floransa. Floransa'ya ben de gitmek istiyorum. Merak ediyorum bayağı. Hoşuma gidiyor yani kesinlikle, ama estetik olarak yani gördüğüm kadarıyla hep internetten veya oyunlardan. Şaka bir yana oyunlardan bazı şehirleri bayağı iyi öğrenebiliyorsun eğer iyi yapıldıysa yani. Bayağı detaylı görebiliyorsun bazı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Oha. Yani şu an koronadan kesinlikle turist olarak gezebileceğini düşünmüyorum adam akıllı hiçbir yer ama. Aşı maşı çıktı şimdi herhalde 1-2 seneye biraz daha normalleşir yani. Seneye çok daha kolay olacağını düşünüyorum turizmin 2022'de. Bu sene değil de seneye aşı iyice yaygın olduğunda. Özellikle aşılı olanların hızlı kolaylıkla şey yapabileceğini düşünüyorum. Ne yapıyorsun be adamım? Kolaylıkla gezebileceğini düşünüyorum aşı olanların. Bundan dolayı tabi bazı insanlar, özellikle aşı karşıtı olan insanlar çok sinirli çünkü bir nevi aşıya zorlanacaklar çünkü bazı hava yolları falan özellikle de öncelikle aşı olmuş olan insanları uçmasına izin verecekler. Aşı zorunlu bilmem ne falan. Herkes hoşnut değil. Ama zaten herkesi hoşnut etmek amaç değil. Öyle bir şey de var yani. Ha, şehire zarar verdiği için bu kadar insan. Olabilir. Overdose. Suyun için. Hakikaten he. Heyecanlandın. Yayında yazmaya alışık değilsin özellikle böyle büyük bir yayında yani. Şu an kaç? 672 tane izleyici var haliyle. Olabilir. Okay. Şuradaki mystery'i de yapınca galiba Jorvik Shire bitiyor değil mi? Bakayım. Yani bitiyor sayılır çünkü buraları da bir keşfedeceğiz haliyle. Ben böyle izin veremem. Evet, aynen öyle. 10 izleyici ama 1000 izleyici bedel. Okay. Aa taşlar. Aa taşlar. Protestan monoliti. Yine burada kafa açacak bu bizim hemen. Yine ne filmin izlerini buldum diyor. Ona da dua edeceğim diyor. Bu ışık kutsal bilinsin. Buranın işaret çok garipmiş. Tüm yaratıklarının birleşimini istiyorum diyor. Aklıma gelen isimler Aita, Juno, Minerva, bunların hepsini biliyoruz. Hatırlıyorsanız. Bu Aita, Juno, Minerva hepsini biliyoruz zaten, hatırlıyorsunuz yani. Ya valla chat nasıl buldum diye soracaksanız size şunu söyleyeyim. Dedim ki ha burada böyle bir şey yapmışlar. Herhalde biraz alçalıp görebilmen için. Yoksa yani daha çok arardık da bu etrafı iyi gözlemlemekten dolayı iyi oldu vallahi yani. Güzel. Doğru vallahi kemik kitle. Canımız da artıyor, çok iyi. YouTube'da da yavaş yavaş bir kemik kitle oluşmaya başladı. O da güzel, beni mutlu ediyor. Ya ben ne yapayım özellikle. Güzel. Kemik kitle en önemli kitle zaten bu arada. Güzel. Şuraya da gidelim. Jorvikshire bitti mi? Bitti. Haritasını da açalım Jorvikshire'ın full. Çünkü İngiltere'yi full bitirdiğimde buranın böyle kapalı kalmış olmasını istemiyorum yani. Saçmalık olur. Her yerini görelim. Leyla'yı galiba aynen büyük ihtimalle bir dahaki bölümde yaparız. Çünkü belli olmaz. Baya bir not mod okumamız gerekir. Biliyorsunuz ki biz her notu okuyoruz bir de. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Acele getirmek de istemiyorum. Bu bölüm gereksiz uzun olsun olmasın yani. Daha saçma olur yani. Abi ya. Bir tanesini öldürüyorsun, öteki geliyor. Arkadaşlar ben hayvan öldürmek istemiyorum. Bana saldırmayın bu kadar. O değil de Assassin's Creed Origins'teki hayvanlar neydi peki? Assassin's Creed Origins'te bayağı geliyordu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Her yerden timsah mimsah bir şeyler çıkıyordu ne bileyim. Özellikle timsahlar bayağı vardı ya. İşin garip yanı. Aklıma gelmedi. Bizim hala şey inanılmaz izleniyor biliyor musunuz? Origins'te biz hızlı para kasma taktiği diye bir tane video yapmıştık. Çünkü çok iyi bir yer bulmuştuk yani. Bayağı iyi para kasılıyordu orada hakikaten. Çok bereketli bir yer bulmuştuk. Bir tane piramidin orada hatırlamıyorum hangisinin tam yerini yani. O video hala izleniyor biliyor musunuz YouTube'da? Bayağı da izlendi yani. Binlerce izlendi galiba o video. İlginç. Mesela bu oyunda öyle bir video adam akıllı yapamazsın biliyor musun? Yani yıl sezonu için yaptık da yıl sezonu bir de çok kısa süreliydi ya. O yüzden zaten çok izlenmez. Tam bu oyunda o kadar para kasma şey değil yani. Bu oyun tam tutorial yapmalık bir oyun değil gibi hissediyorum. Çünkü düz oyun yani. Hani bunda ekstra kasmaya gerek yok. Ondaysa farmlıyorduk falan ya bayağı para. Odyssey'de yapılabilir miydi mesela öyle bir tutorial videosu merak ediyorum. Soru videolarını da seviyorum ben. Yani bazılarını yapmayı en azından. Mesela Sekiro'da bazı boss kaydılar yaptık. Onlar fena olmadı. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Mesela Sekiro'da çok geç çıkardık anladın mı? Yani oyun çıktıktan 1,5 sene sonra falan tutorial çıkardık da yani o... Yani oyun çıktığında yapmış olsaydık iyi olurdu. Aslında Mortal Shell'e yapmam gerekirdi. Şimdi aklıma geldi ha. Biraz geç geldi. Mortal Shell Kasım'da falan çıktı ve bitirdik o zaman. Plat yaptık. Ama valla şimdi aklıma geldi. Aslında Mortal Shell'e yapmak gerekirdi boss fight'ların şeyini. Tutorial'ını. Neyse. Gelecekte aklımızda bulunsun. Çünkü tutorial videoları evergreen videolar bir nevi aslında her zaman izlenebilecek videolar yani tarzın. Çok eskimiyorlar özellikle iyi bir oyunsa yani çok zor eskiyen videolar. Ve ne bileyim o tarz oyunları da severek oynadığımız için insanlara öyle yardım edebiliriz belki. Yardım etmeyi seviyorum insanlara. Öyle konularda. Evet o gelecekten gelen bir tercüman videosu bayağı iyiydi ve İsu'lar hakkında hakikaten bayağı bir şey öğreniyorduk orada ya. İnanılmaz öğreniyorduk hem de. Atla be abim. İsular hakkında en çok galiba bilgiyi Origins'te o piramitler sayesinde öğrendik. Dur. Bakarsak gelemez. Arkadaş ben sola basıyorum. Raven'a değil. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Şurası haritanın başında böyle nedense garip bir şekilde açık ya. Neden? Orada bir shipwreck var da ona bakmak istiyorum ben be. İşaret değil miyiz en iyi soruyu? Ne var burada? Nasıl hiçbir şey olmaz ya? Çok garibime gidiyor burası. Böyle çok önemli bir yere benziyor gibi. Ha? Foklar. Okey. Bir anahtar var burada. İlginç. Bitirmemişiz Jorvik Shire'ı. Burası kalmış. Abi ya, adamlar batmış, hepsi gitmiş. Yalnız haritada gözükmüyordu burası garip bir şekilde. Yani sarı noktayı ben görmemiştim sanki. Yani hatta sanki değil, bayağı görmemiştik yani, sarı nokta yoktu. Kıyıya vurmuşlar. Okay. Şimdi hakikaten galiba full bitti Jorvik Shire. Güzel. Sevindim. Jorvik de bitti. Bundan sonraki gideceğimiz, uğrayacağımız yer tahmin ediyorum ki Gloucestershire. Şurası. Hatta buradan başlarız böyle. Güzel. Ha, randevu ile konuşmam gerekir tabii, o ayrı. Neyse. O zaman ben şimdiden ışınlanayım hatta buraya. Gelecek bölümde de randevu ile konuşuruz. Ya treasure map'lere bakmıyorum. Belki onları en sona falan bırakırım. Bilmiyorum, bakalım ya. Bakarım. Bırakırım. Konuşamadım. Onları tahminen en sona falan bırakacağım. Çünkü treasure map'leri arada yapınca bazen çok arıyorsun ya. Onunla ekstra vakit kaybetmek istemiyorum. Onu belki en sonda falan yaparız. Aa dur. Bir de ne bakacağım biliyor musun? Acaba cooldown'u geçtim bilmiyorum gerçi ama. Acaba yine selam çocuk. Titanyum alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak iyi. Cooldown ne kadar bilmiyorum marketlerin ama. Gelmemiş daha. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir Assassin's Creed Valhalla bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.